Merhaba millet, 8. bölümle camiye devam ediyoruz. O kubbe daha bağlı değil buraya. Şöyle bakarken bir an bağlı gibi göründü de. Bakayım. Yani ben kandım şahsen, ben yedim o numarayı. Şimdi cami tarafına yavaş yavaş geçtim. Ufaktan minareyi ekledim. Gördüğünüz üzere yani öndekiyle aynı şekilde ama yerleri farklı ama boyutları farklı. Hemen onları söyleyeyim. 10'a 10'luk bir kare yapıyoruz. İçini yine çift blok yapıyoruz. Dolduruyoruz. Sonra hemen size ön taraftaki yüksekliğini, avlu tarafına bakan yüksekliğini söylüyorum. Bir. Bakalım 20 blokmuş. Bana bir onu da ver. Sağ ol canım. 20 blok yüksekliğinde yine 2 blok burada boşluk kalacak. Geri kalanını aşağı doğru boşluk bırakıyoruz. Ön taraftakiyle aynı. Ondan sonracıma şimdi. Sonra burada tam sütunun dibinden başlıyor. Fakat burada bir blok boşluk kalıyor. Hani o kenarındaki boşluk var ya, o şekilde. Neden böyle bir şey yaptım? Hiç bilmiyorum ama o ne lan? Ha tamam, bu şeyi orası. Tamam. Bu kalan boşluğu da aslında böyle yapmaktansa şöyle bir dakika. Heh. Bana bir 179 ver canım. Sağ ol. Şöyle yapayım. Evet, daha tatlı durdu. Bu tarafı da herhalde 17 falandır. Bakayım. 17. Evet. Çünkü yavaş yavaş yukarı basamak basamak çıktık ya. O şekilde. Burada ekstra olarak 5 camla başlıyor. 4, 3. Yani 5, 4, 3 şeklinde gidiyor burada. Hani burada 4, 3 şeklindeydi. Burası 3 katlı yapacağımız için 5, 4, 3 şeklinde yaptım ki şuradaki sıfırlamayı yakalayayım diye. Yoksa aslında 5, 4, 4 yapıp yani yine de yok, bir dakika, 5, 4, 4 yaparsak 2 blok, 2 blok, 2 blok. Yok 5, 4, yok öyle bir şey ya. Niye 5, 4, 4? Nereden çıkarıyorsunuz abi bunları ya? Lütfen ya. Cık, rica ediyorum ya. 5, 4, 4 neymiş? Tamam. Burası 5, 4, 3 şeklinde. Aslında 4, 4, 3 de yapabilirmişiz burayı. Bilmiyorum ya, ileride çok hani camiyi bitirince nasıl canımız çok sıkarsa 4, 4, 3'e dönebiliriz. Şekli çok basit. Aşağıda bir tane normal blok, 5 tane cam, aynı şekilde yanları falan. Şurada bir tane şöyle blok koyuyoruz, merdiven. Sonra dolaşıyoruz, bir tane de bu tarafa koyuyoruz. Biliyorsunuz bu yöntemi. Sonra üstüne bir blok koyuyoruz, ters merdiven koyuyoruz. 3 tane ortaya gelecek şekilde. Öbür tarafına da blok koyuyoruz. Aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bakın aşağıdaki yukarı bakıyor. Yani şu daralma yukarıdaki aşağıya bakıyor. En üstteki de aşağıya bakıyor. Bu. Farklı olan bu yani. Yan tarafla alakalı. Başka da şu an size ne söyleyebilirim? İşte 20 blok. 1 blok içeriden şöyle 4 blok kalacak şekilde kalıyor zaten. İçeriden yapmaya başladım ama. Burası kare bıraktım. Hani yuvarlatmanın anlamı yok burada. Düz olsa daha iyi olur diye düşündüm. Bilmiyorum. Orayı yine ileride bitiminde yani kaba inşaat bitiminde nasıl görünüyor bilmiyorum ama ona göre düzenleyeceğiz. Bir blok içeride kalıyor. Sonra şurası merdiven hariç. Ya aslında bu boyutlar çok önemli değil. 15 blok yapmışım. Hani siz daha yüksek minare yapacağım diyorsanız 20 yapın. Ne bileyim daha alçak yapacak yapacağım diyorsanız 10 yapın. Çok problem değil. Ben göz kararı takıldığım için böyle yapıyorum. Burası da son katta zaten 60 blok yüksekliğinde falan aşağı yukarı hani yüksek minareler olsun ön taraftakilerden. Benim bu ilk yaptığım camide de buradaki minareler küçük, arkadakiler büyüktü. Zaten burası öndeki 8 blok, 8 blok, 8 blok, bu da 10 blok, 10 blok. Hani minare yüksek ya, desteği tam olsun hesabı. Yerseniz abi, yerseniz yani. Şimdi ben caminin aslında öbür tarafına da bunu geçirmeliydim ama minareyi. Ben şimdi burada ara vereceğim ve dolaşacağım. Yani etrafını dolaşacağım. Ne kadar büyük yapacağım onu öğrenmem lazım. Şuradan aslında
diye öyle diye şuraya kadar gidip şurayı doldurmam lazım. Çünkü taban tavan 2 blok olması lazım. Şuraya bana bir 179 ver bakayım. Doldur orayı bir göreyim ya. Caminin boyunu göreyim ya. Allah Allah. Hah geldi. Sağ ol cünnem. Seviyorum ben seni ya. Valla. Şimdi hani burada da zaten bahsetmiştim size. Öyle bir yöntem yapacağım. Mümkün olursa. İnşallah kısmetse. Bakalım şöyle. Şuradan. Yo minareyi almasın. Minarenin kenarından gelsin. Şuradan. Şurası zaten boş kalacak. Size bahsettiğim aşağı doğru gelecek ya. O mevzu olacak orada. Şimdilik şuraya kadar bir gelsin. Taram. Oo, altında düğün salonu olacak. Morg olacak. Bir abdesthane yapabiliriz. Acaba mı lan? Acaba diyorum. Şuraya abdesthaneyi versem. Öbür camdaki gibi. Ama şuradan değil yani. Avludan gelecek şekilde değil de. Şurayı sıfırlarım. O kemerler burada olur. Buraya işte düğün salonuydu, morguydu, falanıydı filanıydı. Otoparkıydı mesela. Otopark yine caminin altına doğru yaparız. Buralarda çıkışlar veririz. Böyle bir şey olabilir. Onlar ileride verilecek kararlar aslında. Ben sadece hani fikir olsun diye. Aman boş ver ya, boş laf yapıyorum, goy goy yapıyorum ya. Şimdi ne yapacaktık abi? Bakayım şöyle bir. Ha bu arada goy goya devam ediyorum bakın. Kapıları kenara alacağım demiştim. Hani ortadan değil de iki tane kenarlardan kapı gelsin. Cemaat rahat çıksın. Özellikle cuma namazlarından sonra çıkışlar biraz sıkıntı çıkarıyor. Millet öndekileri ittirmeye çalışıyor. Öyle bir şey oluyor. Cuma saatinde öyle oluyor. Burada onu engellemek adına çift kapı yapacağız. 7 dakikalık bu boş konuşma goy goydan sonra ara verelim. Yeterince boş muhabbet yaptık. Bakayım başka. Ya her şey mümkün olduğunca her şeyi söyleyip böyle hani aklınızda bir şey kalmamasına çalışıyorum. Muhakkak hani bir yerlerde bir kopukluk olacak. Ama onu da mesela atıyorum. Şurada ikişer blok taban tavan. Bakın burada da 2 blok. Burada 3 blok. Mesela canınızı sıktı bu görüntü. Abi ne yaparsın? Burayı kırarsın. 4 bloğa çevirirsin camını. O kadar basit abi. Yani esnek. Esnek yapılar. Sıkıntı olmayacak. Neyse hadi ara verdim. Şimdi biraz ilerleme kaydettim. Cami konusunda. Yan tarafı. Bu ne lan? Yan tarafı 16 cam şeklinde yaptım. Tabi 16 tane cam var yan tarafta. Yalnız bu camlardan 2 tanesi fayanda şekline dönüşecek. Yani dışarı doğru 2 tane çıkıntı olacak. Daha henüz onlara karar verebilmiş değilim. Onları ayarlayınca zaten söyleyeceğim. Ön tarafın zaten minare olayını söyledim. Arka tarafta bu arada şu altın bir üstüne aynı şekilde alttaki gibi bir oyuk yaptım. Tatlı oldu, güzel oldu. Yani sonra gelelim arka tarafa. Yine aynı şekilde tabii ki en boy şu 10'a 10 şeklinde olacak. İçi tam kare zaten. Gördüğünüz üzere burayı düzelteceğim ben. Problem yok. Hatta niye bunu böyle yaptım ki ben manyak gibi. Neyse. Ne diyordum? Tam kare olduğu zaman şuradan 4 tane boşluk kalacak. 5.'ye camları koymaya başlıyoruz. İki yanda da öbür tarafta da burada da şunlardan 2 tane boşluk kalıyor. Bütün camları ekleyince iki tarafta ikişer blok cam kalıyor. Şöyle bir görüntü olacak. Fakat şuraya bir yere bir işte bir şeyler yapacağız. Dur bakalım. Başka söylemem gereken evet tabii ki şurada minarelerin hemen yanlarında bakın tam minarenin köşesinden başladım.
Şöyle de göstereyim. Bir de şöyle göstereyim. Heh. Ve buraya da camları koydum. Sadece sütunlar yok. Sütunlar içeride garip olurdu. Hani bilmiyorum, uygun olmazdı ya. Hani buralara zaten ayakkabılıklar geleceği için bir sürü ayakkabılık olacak. Rahat rahat camlar, ayakkabılıklar sığmış olacak. Şuradan işte dediğim gibi merdivenler gelecek. Henüz emin değilim hala. Belki içeriden veririm. Belki burası daha uygun gelir. Buradan ayarlarız. Başka başka söylemem gereken başka da bir şey yok diye düşünüyorum. Yani şuralara merdivenler koydum düz kare olmasın diye. Onu da söylemiş olayım. Şurayı da göstereyim. Yani üçlü. Şimdilik güncellememiz bu. Yani cami hızla devam edecek artık. Üstünü kapatacağız. Katları yapacağız. İşte artık şu çekme katlar, asma katlar. Heh. Asma kat denir değil mi ona? Asma katları yapacağız. 3 katlı. Onlar ayarlanacak. Şuraları doldurup doldurmayacağımı henüz bilmiyorum. Belki dümdüz yaparım burayı. Belki de oraya bir şey yaparız. Daha ona da karar vermedim. Başka. Ve şu köşeleri diyorum acaba yuvarlatsam mı ya? Bakalım. Set. 0. 0. Yani yuvarlak olsun ya. Şurayı da yuvarlatalım. Şuralara yuvar... Orayı yuvarlatamayız. Orada saçmalık olur zaten. Oranın düz olması lazım bir şekilde. Didikten sonra şuralara merdivenler... Şey... Ayakkabılıklar vesaireler gelecek. Belki buraya komple merdiven gelir. Buradan minareye çıkış verebilirim. Daha henüz kararını verebilmiş değilim. Burada 3 blok. Ulan arkadaş öyle bir yerden vurmuşum ki 3 blok olması gereken yer devam etti. 2, 3 tamam. Ya sizin ne tarafa 3 blok verdiğiniz önemli değil. Ben bu tarafa verdim içeride. Keşke bu tarafa verseymişim diye düşünüyorum. Neyse önemli şeyler değil bunlar. İçeride kalacak şeyler olduğu için. Bir de... Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bir tane minareye bir tanesini yapacağım. Hepsine gerek yok ya. Heh. Şöyle merdivenler olacak. Buralar hep merdivenle gelecek. Ondan sonra normal merdiven yapabilirim. Belki de sığarsa döner merdiven zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Mümkün değil. Şunlar engeller. Yani üçlü olsa yine bir şekilde sığdırırızdık da ikilik alıyor. Neyse güncellemelerimizi yaptık. Ondan sonra devam edeceğiz artık. Dediğim gibi asma katlar olacak. Üstünü kapatacağız. Döneceğiz ufak ufak. Tekrardan geri döndüm ve kötü haberlerle geri döndüm. Gerçekten kötü haberlerim var. Yani işte ben şuna güveniyorum. Bu binayı siz World Edit ile yapıyorsunuzdur diye. World Edit ile yapıyorsanız zaten sıkıntı çözülecektir. Çok zor olmayacaktır sizin için. Şöyle söyleyeyim. Yukarıdaki gördüğünüz gibi üçlü. Yukarıdaki camlar 4'e çıktı. Yani 2 blok. 2 blok daha yükseldi burası. Yukarıya doğru mecbur kaldım. Yani tahmin ettiğimden daha sıkışıkmış. Yani olmadı. Tekrardan ayarladım. Ne yapayım? Şu son katı yani son katı yukarı aldım. Önce üçlüydü ya. Şuradan bir tane vurdum. Gittim öbür köşeden bir tane vurdum. Sonra biraz yukarı çıktım. Yani kat yaptım, kut yaptım. Kestim. Biraz yukarı çıktım. Tekrardan yapıştırdım. Sonra altları doldurdum. Camlarını ekledim. Bu. Çok zor bir şey olmadı. Fakat dediğim gibi mecbur kaldım. Burayı da düzenleyeceğim. Buraya da cam ekleyeceğim. Burası çok önemli değil zaten. İçeride kalıyor. Hani desene falan da ihtiyacı yok. Burası böyle iptal olacak. Ve de şurayı da ayarlayacağım. Burada 2 blok. Yanlış bilmiyorsam ayarlamam gerekiyor. Tabii alttakileri alt sırayı iptal edeceğim.
yukarıya getireceğim. Daha doğrusu burayı da keserek yukarıya alırım. Sonra altlarını doldururum. O şekilde yaparım. Yani kusura bakmayın. Gerçekten beklediğim olmadı. Yani 1 2 yükseltmek zorunda kaldım. Mecbur kaldım. Olmadı. Olmadı, olmadı. Bakın buralar 3. Buralarla ilgili sıkıntı yok. Fakat işte burayı da 4'e çıkarırım. Hani maksat orantı. Başka bir şey değil. Şöyle yapacağız. Şuradan bir tane vuracağız. Sonra geleceğiz abi. Ya bu o kadar zor bir şey değil. Word Edit'le. Bakayım. Şuradan. Buradan bunu kesiyoruz. Sonra past ediyoruz. Uşt, çok oldu lan. Var mı benim bir undum? Vardı ya. Lan yazsana be. Üf, tamam. Yazıyorum. Undo. Aşağı. Paste. Allah Allah. Undo. Aşağı. Paste. Hah. Bir blok yukarıya almış oldum. Böylece aralarını dolduracağım. Yapacağım şey bu. Bu kadar. Yani World Edit, zaten World Edit siz bunu başlayacağınızı çok düşünmüyorum. Şöyle araları doldurduğumuz zaman kolayca sorunu çözmüş olacağız. Heh, tamam, pardon. O tarafa bakmaya gerek yok. Böyle böyle devam edeceğim. Sonra aralara camları koyacağım. Bu kadar yani. Aynı şekilde de şuraya da yapayım. Sonra fazlasını yukarıdan tıraşlıyorsunuz. O kadar. Şimdi nasıl yapalım abi? Şuradan al. Peki, orayı tekrar doldururum, problem değil. Buradan şu kenarları düzledim işte. Şeyin kenarından, minarenin kenarından. Onu da size söylemiş olayım. Şuraya kadar. Nerede bu kes? Biraz yukarı. Bastı. Hangi yere mi yapıştırdın lan? O seni ben kovalayayım. Bana bir undo verirsen çok süper olacak biraz daha. Paste. Tamam. Aynen böyle. Al şurayı da. Zıpla. Aslında orası kalsın. Yani çok bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum ya. Direkt camları koyarız. Hani şurayı da tahtaya şey zemine çevireyim diye baktım da. Yani 4 blok olsun. Nasıl olsa hepsi dörtlü. Çok zor bir şey değil. Burası 10 dakikalık iş zaten. Dediğim gibi sıkıntı çıktı. Mecbur kaldım yapmaya. Şöyle üstünde tıraşlıyoruz. Şuradan. Hatta neyse şuraya kadar. Kut da diyebiliriz aslında ama. Şurayı tıraşladık abi. Bu taraf. Ha, 4'e çıkarmışım burayı da. Aynı şekilde. Gerçi buranın kenarına yukarıya verdim. Önle arkayı sadece yükselttim bu şekilde. Şuraya kadar 0. Böylece tekrardan aynı şeye kavuştuk. Sadece işte dediğim gibi buraları dolduracağım. O kadar. Böyle sonra da işte önce ışıklandırmaları koydum. Hani içerisi karanlıklaşıyor ya. O karanlıklaşma olmasın diye ışıkları koydum. Hatta şöyle yapacağım. Nasıl olsa henüz daha dışarıda çalışıyoruz. Şuraya kadar ışıklandıralım. Komple 89 olsun. Ya çok karanlık oluyor. Benim bu karanlığa çare bulmam lazım da işte tek çaresi yerden aydınlatma. İşte yukarılara bol aydınlatma. Şu şekilde. Başka da çaresi yok. Önce ışıkları koyuyorsunuz. Sonradan aralara duvarları koyuyorsunuz. Önce duvar sonra ışıklandırma değil. Sonra devam ediyoruz. Bu kadar. Üstünü kapatacağım. Hatta kubbelere kadar falan giderim. Yani. En azından üst katını da yapmış olurum. Size de anlatmış olurum. Bakacağız.
Vallahi korktuğum şeyler başıma gelmeye başladı. Yani artık kubbelerde sıkıntıyı çok yaşayacağım diye düşünüyordum ki onu yaşamaya başladım. Şöyle söyleyeyim. Bir tane 30'luk daire yaptım. Bir tane 20'lik yaptım. Ya kodla yaptım yani. Nerede o? Heh. 201 olarak düşünün bunu. 205 değil. 205 son denememdi. Heh. 201'e 20. 201'e 30. İki tane daire yaptım bu şekilde. Şunu tavan için yani üst kubbe, ana kubbe olarak. Şu 20'liği de yan kubbe olarak yapacağım. Fakat tam yuvarlak oturmuyor. Şimdi hani bilirsiniz normal biraz daha oval şeklinde hesabı. Ama oturmadığı için normalde şu ara dolu şeklinde olacak olan kubbe, ben arayı açtım, ortayı düz yapacağım. Valla olduğu kadar yapmaya çalışacağım. Bunu toparlamaya çalışıyorum artık. Nasıl vereyim, ne edeyim, neresinden tutayım da anlatayım bilmiyorum. Kubbe olayı harbiden sıkıntı, büyük sıkıntı. Yani inşallah şu tamamladığımda güzel görünecektir de devam ederim. Yani bu sırf bu bilgiyi vermek için tekrar kaydaştım. Zaten bu bölümün ilk kaydıyla şu anki kaydı arasında bir haftalık bir mesafe var yani. Ara ara zaman buldukça çekiyorum. Biraz da kafa dağılıyor tabii. Ya bilmiyorum hani kubbe olayı zor ya. Neyse devam edeceğiz. Şimdi biraz ilerleme kaydettim kubbe olayında. Zaten şu 4 tane ekledim. Görüyorsunuz. Bunu anlatmıştım. Şimdi şöyle bir şeye dönüştü olay. Bir çerçeve yaptım. Hani büyük bir çerçeve. Pardon. Büyük bir çerçeve değil. Şu karenin üzeri kadar bir çerçeve yaptım. Bu arada o kareyi size anlatmadım herhalde. Nereden başlıyor? Nereye gidiyor bu kare arkadaş? Tamam sen kare yaptım dedin de. Size onu söyleyeyim. Bakın. Başladığı yer üçüncü pencerenin içeride kalan kısmı. Ondan sonra arka taraftan da üçüncü pencerenin iç kısmı, başlangıç kısmı. Bu şekilde etrafına bir çerçeve yapıyorsunuz. Şunlar da kalsın, bunları kullanacağız. Şu beton şeyler. Sonra şuradan da bakalım. Kaç blok? Gerçi kaç blok olduğuna bile gerek yok. Buradan gidip buradan giderseniz zaten içeride birleşiyor. Yine de size söyleyeyim. Hani sıkıntı olmasın. Set 1. 21 blokmuş. Hemen slash bunda. Arkaya bakalım. Onu da söyleyeyim. Buna öyle bir yerden bir şey yapmışız ki. Set 1. Neymiş abi? 19 blok. Yanlardan 21'miş. Arkadan 19'muş. Şimdi. Ha evet. 21 olduğu şuradan belli zaten. Aa ben bunu... Ha tamam. Bu şu yüzden böyle oldu. Hani yanlardan 21, arkadan 19 muhabbeti. Şimdi ben buradan iki tane aşağı payanda indireceğim. Yani destek şeyi, direği gibi böyle hani Sultanahmet'te var ya, onun gibi bir şey düşünüyorum. İlk yaptığım camide ben bunu yapamamıştım. Yani dert etmiştim. Nasıl yapamadık, nasıl olmadı falan diyerekten. Onu bu camide düzenlemek adına siz böyle arkadan başlayın abi. 21'e 19 şeklinde. Gerisi önemli değil. Boş verin. Ön tarafta biraz açıklık kalsın. Yani şuradaki şu açıklık kalsın. Çok önemli değil. Ben oraya bir sıra daha şey koyarsam kubbenin kenarına o iş çözülür. Bunu size böylece söylemiş olayım. Güzel. Yani ben çok uğraştım. Siz çok uğraşmayın diye her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada da orada gördüğünüz karenin üst kısmı mevcut. Budur yani. Bir de altına koydum. Kubbeyi de bu hangisiydi bu? Ah be, hatırlasana be abi. 20'lik miydi, 30'luk muydu aldığım? Üst kubbe. Ya üst kubbeyi ayarlarsınız eminim diye düşünüyorum. Dur bakayım. 30'luk büyüktü, 20'liği kullandım. Tamam.
20'lik bir kubbe yapıyoruz. Ondan sonra onu böyle ortadan 4'e bölüyoruz. Aralarını açıyoruz. Ve de bu kenar oradaki kenar oluyor. Ona göre ayarlıyoruz. Fakat bunu biraz daha küçük yapıyoruz. Bakalım. Gel lan buraya. Buradan. Ya biraz karışık evet ama 71 blok. Aynen öyle. Bunda o. Bakalım 71'i, yani araları ne kadar kapatmışız? Şu sağla sol birbirine ne kadar yaklaşmış? Yukarı ile aşağı birbirine ne kadar yaklaşmış? Buradan anlayacaksınız. Bakalım. Kaç blok içeriye? O ne lan orada? Bir bug oluşmuş. 69. 2. Şimdi 2 oradan gelmiş. Düşmüş. Hemen. 68. 69'a 68 yapmışım. Niye öyle yapmış? Aa, üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Şu an 69'a 68 olması beni üzdü. Ben oraya taşıyınca ayarlarım. Onu da size bahsederim ne oldu, ne bitti diye. Yani şimdi dengesiz yakalanmış olabilirim. Hani bir tarafta, bir tarafın kenarında 3, bir tarafta 2 kalabilir. Onu ben ayarlarım. Size de zaten söylerim. Ona göre ayarlarım. Zaten aynı bölüm içerisinde söyleyeceğim. Bunu ben buradan alacağım. Oraya götüreceğim şimdi. Buradan gel abi. Yani bunu 3 parçada yaptım. Önce bir top yaptım. 20'lik. Bir dakika. Pardon. Şöyle al. Sonra gel buraya iyice yaklaş. Yerini belirlemek için. Şöyle yap. Slash copy. Tamam. Oraya gidiyoruz ve ayarlamaları yapıp ben size tekrardan söylüyorum. Oldu. Yani olabileceği şekilde oldu. Öyle söyleyeyim. Oldurabileceğim şekilde yapmaya çalıştım. Uydurabileceğim şekilde. Güzel oldu ya. Hani nasıl diyeyim? Korktuğum kadar da kötü durmadı. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şu ve şunlar yükselecek. Yani bunun kadar yükselebilir. Henüz daha emin değilim. Ve buralara da kubbeler yapacağım. Böylece biraz daha, yani bir üst seviyeye istediğim şekilde, öbür camiden, ilk yaptığımız camiden bir üst seviyeye çekmiş olacağız. İçeride de biraz çalıştım ben. Yani caminin içine girelim. Bir de kapıyı mapıyı bulursam. Daha henüz kapıları mapıları yapmadığım için. Şuradan bir tane açalım ya. Şöyle girelim. Yani içlerini oydum. Olacağı kadar. Ya biraz karanlık duruyor. Hani diğer camide beyaz kullanmıştım. Yine beyaz kullanmak istemedim. Mavi ya da yeşil. Ben bu pürpür sütun... Pürpür dedi mi lan? Ha, pırpır bloğu. Pırpır pırpır pırpır. Onu kullandım. Daha henüz yeşil mi mavi mi karar veremedim. Gerçi ikisi de aynı şekilde soluk kalacak. Yani yeşil de yapsam, mavi de yapsam bu şekilde kalacak bu. Benim daha da yapabileceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Bu arada yerdeki aydınlatmayı... Bakın şöyle... Öbürü kadar parlamıyor. Farkındaysanız. Çok daha güzel oldu. Şu ışıklanmalar, yani şuradaki parlamalar şunları yaptıktan sonra oldu. Hani aydınlansın diye yaptım. Böyle bir parlama oluştu. Yani Word Edit bile kullanmadım. Tamamen yani MC Edit, yani Minecraft Edit bile kullanmadım. Tamamen bu baltayla alıp taşıdım buraya falan. Hani World Edit'te böyle şeyler oluyordu. Minecraft Edit'te böyle şeyler oluşuyordu. Burada bir tane sütun denedim. Henüz daha sütunlara girişmediğimiz için. World Edit'te yapayım dedim. Yine bazı bug'lar, yine karanlıklar oluştu. Ya olmuyor be abi. Şunu bir türlü aydınlatmayı başaramadım ya. Vallahi olmadı ya. Uyuz oldum. Gerçekten uyuz oldum. Şimdi yaptığım şeyler. Şu katları yine 2 blok yüksekliğinde tabii ki. Gördüğünüz gibi ikinci bloğun sonuna kadar gittim. 3 ile 2'nin, yani 3'ün bir gerisinden. Kenarda da
Bakayım. Yine aynı şekilde. Üçün başlangıcı. Vay. Güzel. Aferin bana. Dediğim gibi hani anlık yaptığım için. Öbür tarafta aynı. Yalnız şurada hatırlarsınız. Şurada bir koridor vardı. Üçüncü katta koridoru iptal ettim. Şöyle göstereyim. Burası daha yakın. Bakın. Üst kat daha uzak. Şimdi şurada koridor biraz dışarı çıkıyordu. Şu kubbeler yüzünden. O yüzden üçüncü kattaki koridoru iptal ettim. Oturdu. Yani tam oldu. Şu koridoru iptal ettim. Hani şu ilk kattaki ayakkabılık olacak yer vardı ya. Daha buraları da yapacağız. Vallahi daha buraları da yapacağız. Abi korkmaya başladım. Yemin ediyorum korkmaya başladım ya. Hani yorulmaya başladım. Yordu beni cami. İşte ışıklandırmalar yaptım. Pencereler açtım. Biraz daha o karanlık atmosferden kurtulsun diye. Elimden geldiği kadar. Ya bilmiyorum şuradan aşağı işte avize gelecek. Acaba diyorum avizeye bir tane de burada mı yapsam? Buraya da mı bir tane avize yapsam? Ne kadar aydınlatacak ki abi? Yani. İşte. Ha bu arada. Hemen onu da söyleyeyim. Hemen ıskalamadan söyleyeyim. Hop. Hatırlarsınız bir taraf. Bir taraftan büyüktü. Yani bir taraf küçüktü. 69'a 68 miydi neydi unuttum ben şimdi onu. Dur bakayım. Ulan yanlış yere buldum kesin. Heh. Şöyle yapalım. Şimdi. Set. 179 değil bir yap. 68'e 69 evet. İkisini de 69 yaptım. Bana bir onu da ver ya hadi be. Heh. Allah Allah. Aynen öyle. İki tarafı da 69 yaptım. Böyle çerçeveyle. Hani oraya oturtturduğumda fark ettim. Gerçi o işi orada yaptım. Burada yapmadım. Bu hala aynı o yüzden. Kafanız karışmasın o konuda. Yani yuvarlak bir toptan alıp 2'ye 4'e bölüp tekrardan birleştirdim. Hani büyük, daha büyük yapmaya kalktığınız zaman işte bu şekilde büyük yapmaya kalktığınız zaman kubbe çok büyüyor. Çok böyle bir farklı bir şey oluyor. Ben biraz daha basık olsun diye, daha derli toplu görünsün diye böyle dörde bölüp aralarını doldurunca daha bir ne derler ona? Eliptik mi diyor? Elips şeklinde mi deniyor ona? Biraz daha öyle bir şey yaptım. Hani yumurta yanı kadar yatay yumurta gibi yapmaya çalıştım. Böylece daha tatlı oldu. Biraz daha işte şenlenecek. Şuralar falan eklenince, detaylar eklenince. Şimdi eski şey gibi duruyor. Eski cami gibi duruyor. Eski camide de aynı sorunu yaşamıştım. Ulan dedim buralara arkadaş bir şeyler uydurayım falan demiştim. En sonunda o kırmızı tuğlalarla biraz olsun hareket getirmeye çalıştım. Bu sefer öyle yapmayacağız. Bu seferki yapacağımız şey işte şuraları yükseltip buralara yeniden kubbeler eklemiş olacağız. Şu hala orada, o tasarım aklımda kalsın diye silmedim henüz. Şöyle. Oldu yani. Hakikaten. Şu minareler falan da bitecek. Bakalım. Time set vardı bende bir tane. Heh. 500. Bir de gece. Budur abi. Oldu. Kubbeler beni çok yordu gerçekten. Bir haftadır yani sürekli başında oturmuyorum. Millet hani... İşte işsiz falan diyor. Ulan arkadaş işi olan adam zaten bunu yapamaz. Hani boş kaldıkça yapıyorsun. İşsiz olduğun dönemlerde yapıyorsun ki bunu yapabilirsin. İş olduğu zaman nasıl yapacaksın bunu? Çok saçma bir yorum gerçekten. O yorum çok saçma bir yorum. Boş kaldıkça yapılacak bir şey bu. Bir de hani sıkılmıyor musun? Abi insan hani sevdiği şeyi yaparken düşünsene eğlenmek için yaptığın şeyi. Bir de burası bir hafta sürdü. Hani sürekli başında da oturmuyorum. Böyle ara ara geliyorum. Allah'tan sizden önde gidiyorum. Hani sizden önde gitmem bu konuda bana yardımcı oluyor. İşte sebebi bu. Hani işim çıkar, yetiştiremem, bekletmek istemem. O yüzden sizden önce gidiyorum. Bu arada hala orayı düzeltmedim. Yani taşımadım. Orası taşınacak maalesef. O yüzden sizden önde gitmeye çalışıyorum. En azından 3 ay, 4 ay gerekirse
sizden önde gitmem lazım ki benim bunları yetiştirebilmem için maalesef. Şimdi ben bunu işte buraya alacaktım ama stada çok da yakın olmasın dedim. En azından şöyle biraz uzak. Hani işte olduğu kadar. Çok uzak değil ama biraz uzak. Ya yolun karşısı işte, ne yapayım kardeşim ya. Güzel oldu valla. Hoşuma gitti. Nerede? Yallı. Oldu oldu. Yani biraz daha bir şeyler istiyor. İşte minareler falan gelecek. Yani biraz daha bir şeyler uyduracağız. Bölümü sonlandıralım artık. Yani hemen bir düzeltme. Son bir düzeltme. Yani tam sonlandırıyordum. Hatta bölümü sonlandırdım. Orayı kestim. Tam resimlerde gördüm. Aklıma geldi. Size aydınlatmayı göstermedim. Onu fark ettim. Hemen onu da göstereyim. Öyle sonlandıralım bölümü. Daha sorun çıkmasın. Şimdi nerede o? Parlak yerler buralar. Bakın komple buralar aslında mavi. Gördüğünüz gibi mavi halı. Mavi halı. Bu kırmızı halı. Maviler parlaklık yerlerinde böyle açık renk bir hal alıyor. Dengelemeye çalıştım. Açık mavi kullanmaya çalıştım. Olmadı. Ben de bıraktım. Bakın komple mavi aslında. Şimdi hemen olayı göstereyim size. Nasıl böyle daha az parlak ama aydınlık. Şöyle. Olay bu. Yani burası 3 bloğa çıkacak. Normalde her katı 2 blok yapıyorum biliyorsunuz. Burada 3 blok olacak. Ya da burayı aydınlatma olarak kullanmaya devam edebilirim bilmiyorum. En alt kata, ikinciye şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi önce bir ışık taşı koydum. Üzerine bir halı koydum. Boşluğu görüyorsunuz. Sonra bir halı daha koydum. Böylece çok parlamayan, çok göz almayan, aynı zamanda ışıklandırmaya yardımcı olan bir zemin kazandık. Bu şekilde nihayet bölümü sonlandıralım. Beğeni ve yorum desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.